Kanalımdan herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Sevgili arkadaşlarım, bugün yeni bir branş TYT denemesiyle yine birlikteyiz. Denemelerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Haydi bakalım, güzel bir deneme yine bizi bekliyor. Denememiz başlıyor. Gelsin birinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Evet, bakın birinci soruda Abbas halifesi Harun Reşit muhafız birliğini Türklerden meydana getirmiş. Bizans'tan gelecek tehditleri önlemek için merkez Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askeri birlikler bu şehirlere yerleştirilmiş. Harun Reşit'in oğulları Halife Memun ve Mutasım dönemlerinde ise Türklerin devlet içindeki etkileri daha da artmış. Bu bilgiler Abbasiler ile ilgili hangisinin göstergesi olamaz? Değerli arkadaşlarım, olumsuz kökte bir soru değil mi? Evet, bakalım. A. Sınır güvenliğine önem verildiğinin. Doğru. Bakın bu bilgilerden de ulaşılabilir. Avasımlar biliyorsunuz. Sınır karakolları. Ve bu sınır karakollarına adamlar kimleri yerleştirmiş? Türkleri. Çünkü Türkler iyi savaşırlar. B şıkkını atlayalım. C şıkkı. Türklerin askerlik bilgisinden yararlanıldığı. Bakın. Avasım denilen bu şehirlere Türk askeri birliklerin getirilmesi onların askeri dehalarından yararlanıldığının kanıtıdır. Yine bakın ne diyor? Halife Memun ve Mutasim dönemlerinde devlet içindeki etkileri de daha da artmış Türklerin, değil mi? Bu da doğru. Türklerin İslamiyet'i benimsediğinin, bakın arkadaşlar, bu bilgilerden Türklerin İslamiyet'i benimsediği çok rahat çıkar. Abbasiler bir Arap Müslüman devletidir. Onlar bize karşı iyi davranmışlar. Biz de onlara hizmet etmişiz, değil mi? Zaten İslam dinini de benimsiyor muyuz? Benimsiyoruz. Bu da doğru. Arkadaşlar Arap milliyetçiliği politikasının uygulanmadığının kanıtları herhalde yukarıda verilen yargılardan çıkar. Adamlar bizi dışlamamışlar, orduda, yönetimde görevlendirmişler. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar bakın B şıkkında siyasi ve dini işlerin birbirinden ayrıldığın. Yani arkadaşlar siyasi ve dini işlerin birbirinden ayrılması demek ne demek? Laiklik demek. Peki Abbasiler teokratik bir devlet değil mi? Şer'i hukukla yani şeriatla yönetilen bir devlet. Bu devlette laikliğin olması beklenebilir mi? Beklenemez. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Zaten yukarıdaki paragraftan da böyle bir şey çıkmaz. Böyle bir bilgiye ulaşılamaz. Gelsin ikinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra kanun esası da yapılan değişikliklerle padişahın meclisi feshetmesi zorlaştırılmış, padişahın veto hakkı sınırlandırılmış ve hükümet meclise karşı sorumlu hale getirilmiş. Bu değişikliklerle Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? Evet, anayasamızdaki 1909 değişikliklerine değinmiş, değil mi? Biliyorsunuz bu değişikliklerle anayasamız daha demokratik hale getirilmiştir arkadaşlar. Padişahın yetkisi azaltılmıştır. Bakın bir, anayasanın daha demokratik hale gelmesi kesinlikle padişahın değil, meclisin üstünlüğü burada söz konusudur. Ülkede hukuk birliğinin sağlanması. Saçma arkadaşlar, ne bu bilgilerden böyle bir şey çıkar ne de gerçekte böyle bir şey var. Ülkede hukuk birliğinin sağlanması demek tek hukuk sisteminin olması demek. İyi de Osmanlı bir kozmopolit bir devlet. İçinde Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Nasıl hukuk birliğini sağlayacaksınız? Yanlış. O zaman ikinin olduğu şıkları bir eleyelim. B şıkkı gider. C şıkkı gider. E şıkkı gider. Cevap ya Adana ya Denizli. Üçe bakalım. Yasama gücünün yürütme gücü üzerindeki etkinliğinin artması. Kesinlikle bakın arkadaşlar, yasama dediği ne? Meclis, değil mi? Kanun yapan kurum, meclis. Peki yürütme dediği ne? Orada Osmanlı Devleti'nde padişah. Dolayısıyla meclisimizin padişah üzerindeki etkinliği artmaz mı bu değişikliklerle? Padişahın hakları kısıtlanıyor burada. O zaman bu bilgi de doğru. Cevabımız kesinlikle 1 ve 3 olacaktır. Yani Denizli arkadaşlar. Evet, bakın çok yapıcı bir soruydu. Gelsin üçüncü sorumuz. Kaşgarlama Muddivani Lügati Türk adlı eserinde gördüm ki Allah devletin güneşini Türk muşlarına doğurduruyor. Bütün felekleri onların hükümranlığına döndürüyor. Bakın arkadaşlar, Allah diyor devletin güneşini Türk muşlarına doğurmuş. Bütün felekleri onların hükümranlığına döndürmüş. Evet, burada bir cihan hakimiyeti çıkmaz mı? Bunun sanki ipuçları var. Onlara Türk adını verip hükümran kılmış. Evet, Allah Türkleri hükümran kılmış bakın. Onları insanlığın başına getirip hak yolda desteklemiş. Onları dönemin egemen gücü kılmış. İnsanların idaresini onların eline vermiş. Arkadaşlar bu çok açık ki Türk cihan hakimiyeti düşüncesine atıfta bulunuyor burada. Diyor ki Kaşgarlı Mahmut yukarıdaki sözlerinin
aşağıdakilerden hangisini yansıttığı savunulabilir. Elbette Türklerde var olan cihan hakimiyeti idealini ne yapıyor? Gösteriyor. Değil mi? Biz kızıl elma, kızıl elma diye yanıp tutuşan bir milletiz. Cevabımız Edirne. Evet, gelsin dördüncü sorumuz. İstanbul'un itiraf devletleri tarafından işgali sonrasında olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanacağını duyuran Mustafa Kemal, işgal altındaki İstanbul'dan Ankara'ya gelebilecek Mebusan Meclisi üyelerinin de yeni meclisin doğal üyesi olduğunu belirtmiştir. Yani arkadaşlar burada milli birlik ve beraberliğe vurgu yapıyor. O milletvekillerinin milletvekilleri yanmıyor. Yani onlar hala milletvekili. Biz milli iradeye saygı duyuyoruz çünkü. Sonuçta seçilmiş değil mi? Milletvekili olmuş. Mustafa Kemal'in yeni meclisin oluşumundaki bu tutumu genelge ve kongrelerde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine dayandırılabilir? Bakın A şıkkında cevap resmen size gülümsüyor sevgili arkadaşlar. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada milli iradeden bahsediyor değil mi? Yani ulusal egemenlik değil mi? Milletvekillerini kim seçti? Halk seçti. Doğru mu? Dolayısıyla bu ulusal egemenlikle ilgili bir şey. Cevabımız doğrudan Adana arkadaşlar. Diğer şıklara gerek kaldı mı? Kalmadı. Çünkü dakika bir gol bir. Evet. Gelsin son sorumuz sevgili arkadaşlar. Fransa'daki 1793 tarihli kararnamenin birinci maddesi şu şekildedir. Şu andan itibaren Fransızların hepsi orduda hizmet etmek üzere sürekli görev alınmıştır. Genç erkekler muharebeye gidecekler. Evli erkekler silah yapacaklar ve harp malzemesi taşıyacaklarmış. Kadınlar çadır ve giyecek yapacaklar ve hastanelerde hizmet edecekler. Çocuklar pansuman bezi yapacaklar. Yaşlı erkekler meydanlarda Cumhuriyet'in lehinde ve krallara karşı nefret dolu konuşmalar yapacaklardır. Bu bilgiler Fransa ile ilgili durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? Bakın arkadaşlar tarihi vermiş. 1793 tarihini vermiş değil mi? Yani Fransa ihtilalinden 4 yıl sonra. Burada Cumhuriyet'ten bahsediliyor. Topyekün mücadeleden bahsediliyor. Ve monarşiye karşı halk örgütlenmiş değil mi? O zaman bakalım topyekün seferberlik ilan edildi. Kesinlikle abicim. Yani yaşlı, çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden herkes bir işe yarayacak. İkiye bakın. Ulusal egemenliğin sağlanmaya çalışıldı. Kesinlikle son cümleye bakın arkadaşlar. Cumhuriyet lehine propaganda yapın. Krallara karşı nefret dolu konuşmalar yapın diyor. Bu o zaman ülkede ulusal egemenliğin oturtulmaya çalışıldığının kanıtıdır. Üçe bakın. Sömürgecilik yarısında geri kaldı. Burada Fransa'nın sömürgeciliğinden falan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Bahsetmediği gibi sömürgecilik yarısında geri kaldığından da bahsetmiyor. Dolayısıyla arkadaşlarım bu bilgi yanlış. Böyle bir ifade çıkmaz. Cevabımız kesinlikle 1 ve 2. Yani C şık olacaktır sevgili dostlar. Evet. Durum budur arkadaşlar. Böylelikle bugünkü branş denememizin de sonuna geldik. Sizlerden ricam kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtin. Hepinize YKS'de şimdiden başarılar dilerim arkadaşlar. Teşekkür ederim.